Yeni bir videoda tekrar bir aradayız. Bu videomuz arkadaşlar Timur üzerine olacak. Yani ee, bilmeyenleriniz var mıdır bilmiyorum ama e, Timur hani e, tarihte e, en zeki deha lider askeri figürlerden birisidir. E, tabii hani bazıları. Onu ilk üçe koyar, 5'e koyar. Ben onunla ilgilenmiyorum arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim. E, gerçekten de e, çok güçlü bir figür. Özbekistan'da doğmuştur. Bu arada ben Özbekistan Taşkent'teyken e, orada amir olarak, emir olarak anılır. Orada Amir Timur heykeli var. Tam şehrin merkezinde. Kendisi normalde e, mezarı Samarkand'daydı. E, yine oraya yakın Şahlı Sabz. Şehrinde doğdu Timur. Ee, tarihte çok önemli bir şahsiyettir arkadaşlar. Yani normalde kendisi böyle bir soylu veya şeyden gelen bir insan değil. Resmen dişleriyle, tırnaklarıyla geldi. Timur İmparatorluğunu kurdu. Ee, önünde var olan her şeyi gerçekten yıkıp geçti. Çok güçlü bir askeri figür. Hatta ülkemizde askeri e, yani askeri Timur'un prensipleri yani Timur'un Nasihatları şeklinde bunu ben Erol Mütercimler'de izlemiştim. Ee, neler yapmış Timur'un hani e, farkı ne? Askeri nitelikleri bunun üzerine e, bizde bile e, askeri şeylerde zamanlı. Şimdi bilmiyorum yapılıyor mu? E, neler yaptığını, onun prensipleri, ilkeleri falan bunları anlatıyor. Hatta Timur'un e, torunu Ulu Bey var arkadaşlar. Önemli bir astrolog ve astronomdur. Gözlem evi vardı. Ben yine Özbekistan'da onunla ilgili bilgiler de okudum arkadaşlar. Orada bir müzede falan. Ve çok önemli bir astronomya yani dünyada da bilinir arkadaşlar. Dolayısıyla Timur'un çevresinde gerçekten astroloji ve astronomide çok uzman kişiler de vardı. Ee, evet, gaddar bir yanı da var arkadaşlar. Şimdi kabul etmek lazım. Ama çok bilgili, inanılmaz zeki bir de askeri bir figür. Şimdi değerli dostlar. E, YouTube kanalımda bir arkadaşımızı ismini hatırlayamıyorum. Çok özür diliyorum kendisinden. Timur'da baksanıza dedi. Ben de yani Timur'un haritası bahsediliyor ama doğru mudur bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar burada şunu yapacağız. Timur'un bu haritası doğru mu değil mi bilemeyiz. Yüz yüz ispatlayamayız. Ki ben Cengiz Han'ı rektifike etmiştim. E, rektifike etsem de yani onu yüz yüz ispatlayamam arkadaşlar. Ee, ama veriler tutarlı bir şekilde yani tutuyor yani ama yani buna yüz yüz şey yapamayız ya ben buldum doğru bu ancak kişinin kendini fazla bir beğenmesi şey olasılık Yok tutabilir de şimdi gelelim Timur olayına arkadaşlar Timur'la ilgili ben onun natal haritasına baktım onun haritasındaki göstergeler Işte, e, işte Kerbela olayının tarihine götürür. burada bu videoda çok şey göreceksiniz arkadaşlar. Paran tekniği, astrokartografi, bütün resmi bir tarafa oturtturdum ve Kerbela'nın bir kolektif karması olabileceği ihtimalini çok yüksek olarak gördüm. Yine tabii ki bunu yüzde yüz ispatlayamam. Ancak bağımsız bir şekilde objektif ben size verileri anlatacağım arkadaşlar. Sizler de göreceksiniz. Hiçbir şeyi eğip bükmeyi sevmem. Yani aa bak şurada da şu var. Ya o da onu verir. Hayır yapmayacağım arkadaşlar. Ben hiçbir şeyi eğip bükmeden sizlere açıkça anlatacağım. Çünkü çok şaşırdım. <laughs> ya ben de nasıl ya dedim yani. Yani şaşkınlığa uğradım değerli dostlar. Beni oldukça şaşırttı. Peki Timur e, Kerbela olayıyla bağlantısı diyoruz da arkadaşlar. Timur Bağdat'ı e, ele geçiriyor. Arkadaşlar askerlerini şunu söylüyor. Bana diyor bulabiliriz kişinin kellesini getirin. Ne kadar kişi olduğu bilinmiyor ama yüz binlerce kafaları kesmişler. Koskoca kafalardan tepeler yapılmış arkadaşlar. Neden kafa kesme? Çünkü Kerber olayının ana sembolü kafa kesme ve kurban olma. Şimdi bunu bir kenara not alacağız arkadaşlar. Ve sonrasında bu olay 1393'te oluyor arkadaşlar. Eylül falan o Ağustos, Eylül, Ekim. Ee, Ekim 1400'lerde e, Timur e, Şam'a gidiyor. Yezid'in mezarını açtırıyor işte kemiklerini falan şey o mezarı açtırıp yaktırıyor. Askerlerini de mezara işletiyor. Evet bu bir kolektif karma. Yani geçmişte yaşanmış şey. Tabii ki bu tavır ne kadar doğrudur. Ben mesela böyle bir tavrı yani geçmişte bir kolektif karma evet bir şey var ama e, ben büyük kim ve öfke her zaman şeyi bulurum arkadaşlar. Tabii ki tarihte hani Kerbeli olayı ben de merak ediyorum yaşanmış olabilir mi diye. Evet, yaşa yani net yani tam o olayı ifade edebilecek bir olay arkadaşlar, yani o Kerbela videosunu izlemenizi isterim. Yani, yani bence evet, kesinlikle yaşanma ihtimali çok yüksek. Ee, ama işte hani kolektif karmadan bir etki de varsa, e, bu kadar sert bir şey, yani e, karma diyelim ki tamam bir şey olmuş, bunu karmayı tamamlamak anlamında. Ne kadar doğrudur ben bunu bilemem ama Timur'da e, Kerbel olayla bağlantılı bir kolektif karma etkileri var. Bunların hepsini size göstereceğim arkadaşlar. Bu arada Timur bizim için Osmanlı tarihinde de çok önemlidir çünkü Ankara Savaşı'nda kaybettik. E, i̇şte Yıldırım Beyazıt. Ki Yıldırım Beyazıt e, Osmanlılar'da çok e, iyi bir şeydi. Yani hem padişah kendi iyi bir askeri şey vardı arkadaşlar. Yani ismi de Yıldırım. Yıldırım gibi yani. Ee, sonra fetret dönemi oldu falan. Ya yani Timur'un biziye de etkisi çok fazla. Ama her işte bir hayır vardır. Bakın ondan sonra Fatih Sultan Mehmet çıktı arkadaşlar. Yani tarihte olan olumsuz olaylarda bile bir hayır vardır. Ee, öyle görmek lazım. Şimdi gelin Timur'u birlikte inceleyelim. Bir de arkadaşlar tabii ki burada bu videolarım uzun. Ve bunlar tarihe bir kayıttır arkadaşlar. Bize astroloji tarihi olaylarda aydınlatmaya ne kadar sağlam, ne kadar sıradışı veriler sunuyor. Onu görmek için de muazzam bir şey. İstediğiniz kadar tarihçi olun arkadaşlar ki onlara da ihtiyacımız var. Celal Şengör gibi işte İlber Ortaylı gibi. Ama astrolojinin burada tarihe bile ne kadar katkı sunduğunu şimdi hep birlikte göreceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi ekranı paylaşıyorum. Adım adım Timur'la ilgili inceleyelim. Bu haritayı doğru kabul edeceğiz. Şimdi değerli dostlar Timur'un normalde doğum tarihi 9 Nisan 1336 ama bu Jülyen takvim için. Ama Gregoriyen'e çevirdiğimizde 17 Nisan. Hatta benim çok değerli bir arkadaşım var, nümerolog Demet Hanım. O şöyle bir şey söylemişti bana. Acaba yani bu Gregoriyen'e önce Jülyen mi etkildir, Gregoriyen mi? Bunu da ancak böyle kişiler üzerinde gözlemleyebiliriz. Şimdi 9 tarihi de Timur için mantıklı. Bu arada 9 e, yay burcu etkisinden inançları da anlatır. 9 sayısı ayrıca yay burcu atlarla da alakalı arkadaşlar. <laughs> akademik konular da olabilir ama Timur için akademik konudan yani zaten ondan da şey bir ruh. Yani e, bilgiye önem veren bir ruh. Ama gördüğüm kadarıyla arkadaşlar burada 17 sayısı daha çok uyuyor. 17 sayısı neydi? Ölüm olayları ancak... Ölümsüzlük, yaşanan ölüm olayının ölümsüz etkisi var, unutulmuyor. Şimdi değerli dostlar, ilk önce ilk bilgimiz doğum zamanı. Geldik arkadaşlar, haritada burada bir önem sırasına gitmeyeceğim çünkü Timur'un haritasında her şey sıra dışı arkadaşlar, her şey. Şimdi değerli dostlar, ilk önce yükselenden başlayalım. Bakın yükseleni 4 derece oğlak. 4 sayısının yengeç etkisi var. Bunu bir yere not edin arkadaşlar. Yani yengeç ne? Kökler, atalarla ilgili. Ee, ve ayrıca sistem. Sistemle de alakalıdır 4 sayısı. 4 sayısı Hristiyanlık etkisi de verir. Haç işareti. Ama 4 sayısı bir şey daha verir. 4 harf'e Ve oğlakta. Dolayısıyla haritasında ha, kendisi Hazreti Ali'nin o anlamda değil. Şunu gösterebilir atalarından gelen dört yengeç köklerinden gelen ve bu ayrıca dört sayısı dört halifelikle de bağlantılı olabilir. O dört halifeden biri veya dördüncü halifeyle bağlantılı. Yani Timur belki dördüncü halife Hazreti Ali ile bağlantılı olabilir. İşte evrenin matematiği sayılan yorumunda kesinlikle yorum tekniğini bu şekilde kullanan arkadaşlar. Ezbere hiç ezbere bir şeylerden kaçınmanızı istiyorum. Evet burada bir atalar bağlantısı gözüküyor kökler. Yükselen bakın dört yengeç etkisi ama oğlakta. Yani geçmişten gelen köklerinden gelen bir etki. Bu arada dört sayısı yengeç burcu toprak ve vatanı da anlatır arkadaşlar. Boğa çıplak arazi. Boğa ve yengeç burcu bu anlamda ülke topraklarla da bağlantılıdır. Bu yüzden ay yengeç burcunun yönesi ve boğada yücelir ayın bu etkisi de bir tarafta aklımızda tutalım. Şimdi değerli dostlarım geldik. Diğer sıra dışı bilgiye Timur'un bakın haritasında Güneş, Merkür, Plüto, Kuzey Aydın hepsi koçta. Kesindeki bir savaş enerjisi var. Cesur. Ayrıca savaşı seviyor. Biliyor yani. Ama Güneş'i 27 derecede ve tam IC'de. 27 sayısı arkadaşlar. 9, 18, 27 sayılarda 9 etkisinden dolayı çok fazla görüyorum. Mesela bu konuda Papa 2. Jean bakın. Yani 18, 27 sayısı çok fazladır. İnançlarla ilgili etki verebiliyor. Çünkü 9. Burç yay inançlarla da alakalı. Şimdi 27 sayısı ama I.C. noktasında. Burada da şunu anlıyoruz. Güneş önemli soylu insanlarla da alakalıdır. I.C. de olduğu için geçmişten beri unutulmayan ya bir inanç figürü ya da atalarında bunun babası da olabilir mesela çok önemli bir inanç figürü. Dolayısıyla misal söylüyorum belki de Hazreti Ali babasıdır. Bilmiyorum. Yani emin değiliz ama ıce mezarlar, yaşamın bitişi ve ıce yengeç burcu neyi anlatıyordu arkadaşlar? Hafıza. Yengeç burcu toprak dedik değil mi? Ama yer altında bakın insanlar e, toprak kazıyoruz ve mezarları açıp insanlar bedene bedenimiz oraya gömüyoruz. Bedenin yaşamın bitişi. E, bu yüzden dördüncü burç e, yengeç yaşamın bu anlamda bitişini anlatır. Ama yaşam biterken mezarlara bakın taşlar koyuyoruz. Hatırlanıyor şu tarihte oldu şu tarihte öldü. Hafıza. Dolayısıyla burada güneş 27 derece toplumsal hafızada yer edinmiş bir önemli bir figür ama bu daha çok inanç figürü akademisyen olabilir diyeceğim ama modernlerde çok akademik şeyler yok. Bakın haritaları doğru şekilde yorumlamak lazım. Bu arada dokuz sayısı yabancılarla da alakalıdır kökleri veya asıl atası yabancı da olabilir. Baba figürü mesela güneş babalar anlatır. Bunu da bir kenara not ettik arkadaşlar. Zaten Maycıyıcı 27 derece kendi kökleriyle ilgili dokuz sayısından inançlar etkisini anlatabilir. Ayrıca dokuz sayısı yabancı toprak etkisinden dolayı kendisi o yüzden yabancı ülkeleri fethetmiş bir Fatih. Dördüncü ev Yengeç Burcu başka ülkeleri de anlatır. Ve Güneş 27 derece dokuz sayısı. Ayrıca Centaur, Atlar, yabancı topraklar ve bir de inanç figürü kendisi. Bakın yabancı toprakları ele geçirmiş bir Fatih. Ve öyle de hatırlanıyor. I.C'de Güneş, Timur öyle de hatırlanıyor. Doğru mu? İşte arkadaşlar bu harita o yüzden doğru olabilir. <laughs> Şimdi geldik arkadaşlar. Başkasına dışı bir bilgiye. Timur'un Kuzey ay mı? Ama Turunot aldım. Hani Turunot mu çalışıyor not mu? Bakın burada da görüyorum. Büyük ihtimalle daha çok %70 gördüğüm Turunot arkadaşlar. Minnot'u 1 derece koç. Ama Turunot'u 2.58 yani yaklaşık 3. Ve Plüto da 3 derece. <laughs> Daha önceden anlattım arkadaşlar. Ay 3 e, ay ve güne ay düğümleri 3 derecede yüceler. Ay 3. evi sever. Bu tam anlamıyla şudur. Kayda girmiş. Yani insanlığın tarihin kaydına not düşünmüş. Ve ay düğümleri ayrıca atalarla da bağlantılı. Burası bir zaman kapısı. Buradan şunu anlıyoruz. Geçmişte atalarıyla ilgili poliçonik bir ölüm tarihe not edilmiş politik bir şeyle karşılaşmış çünkü politik dünya hükümüne karşıt ama bu bir acı ve savaş enerjisi üçüncü evde demek ki bu kardeşler ve yakın çevre akrabalar yani dolayısıyla eğer ki Timur geçmişte reenkarnasyon sürecinde belki de Hazreti Ali'nin akrabalarından biri o 12 imam olabilir mesela daha bilmiyoruz anlamaya çalışıyoruz şimdi bu hafıza olduğu için arkadaşlar. Bir de güney ay negatif çalışabiliyor demiştim ya. Bakın güney ay düğümü 9. evde terazide. 9. ev ayrıca inançları. Yabancı topraklar. Bakın burada bir adalet sorunu olmuş. Güney ay terazinin yöneticisi Venüs balıkta. 15 derece Uranüs'te kavuşuyor. 12 derece. Yani geçmişle ilgili Özellikle bu ikinci evde arkadaşlar. Demek ki daha çok toprak meselesi olabilir. Sahiplik olabilir. Çünkü orada bir e, Hazreti e, Hüseyin ve Yezid arasındaki mesele biraz belki orada daha çok e, maddi gücü şey yapmak da olabilir. Yani orada benim onların tarihiyle ilgili derin bir bilgiye sahip değilim. Çok yüzeysel biliyorum. Çok yüzeysel gene bayağı okudum ama şimdi orada nokta nokta tarihi bilenler vardır. Onlar kadar bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar geldik, ay geçmişimizle ilgili bizim bilgiler verir, aile ve köklerimizle ilgili bilgiler verir. Çünkü yengeç borcunun yönesidir ve ay 23 derecede, 25 derecede Kironla kavuşuyor ve hem de balıkta. Bu şunu anlatıyor, geçmiş yaşamda kurban olmuş bir aile ve kendi ruhunda da var. Şimdi ay zaten hafızayı yönetmiyor muydu arkadaşlar? Birinci altımızda. Kurban olma psikolojisi. Ailesi ve atalarını köklerini kaybetti. Onun verdiği acı, onun verdiği acının travması ve kiron 25 derece arkadaşlar. Balıkta 25 sayısı bakın aile kavuşuyordu. Yedi. Yedi neydi? Adalet konuları. Yani biz buradan şunu anlıyoruz. Geçmişle ilgili mesele e, kurban olma durumu Adaletsizlikler olmuş. Adalet yokmuş. Kerveli olayında Güneş, Mars hep terazideydi arkadaşlar. Yani Güneş ve Mars terazide güçsüz. Jüpiter oğlakta rahat etmediği bu uçta. Mars Jüpiter'e kareydi. Yani silahın adaletin yerine geçmesi. Ve Neptün de oğlaktaydı. Mars ayrıca Neptün'e de kareydi. Birilerinin e, adaletsizce kurban edilmesi. Bakın o videoyu tekrar izleyebilirsiniz. Şimdi değerli dostlar, deriler ne kadar sıra değil mi? Geliyoruz, Kuzey Aydın'ı Pulço ile kavuşmuş ve üçüncü evde. Bakın üçüncü ev komşular dedik, kardeşler yani 12 imam olabilir. Ayrıca komşu topraklar. De, ama Pulito burada. Üç sayısı. Toplumsal hafıza. Yani bu geçmişten de gelen ama yapacağı şey geleceğe de kayda bırakıyor. Bakın hafızaya geçiyor. Tarihe not düşüyor. O yüzden Timur Puritonik birisiydi arkadaşlar. Evet çok fazla insanın ölümüne neden oldu. Baya bir yıkım getirdi. Peki Kuzey Ay düğümünün yönesi Mars nerede? O da boğada ve yükselene üçgen. Şimdi arkadaşlar boğa burcu ne demiştik? Çıplak araziler, topraklar. E, dört sayısı yengeç burcu da gerçek anlamda başka ülkeler topraklar. Bakın vatan. Şimdi Timur ne yapıyor? Geliyor oranın o ülkenin vatanı ele geçiriyor. Bu ülkenin vatanı ele geçiriyor. Dört sayısı. Ve Mars'ı da boğada yedi derece. Peki yedi sayısı neydi arkadaşlar? Çok anlamı var ama buradaki anlamı şu. Adalet. Toprakla ilgili ama. Demek ki Kerbel ayındaki meselelerden birisi de biraz toprak meselesi olabilir arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Şimdi geldik. Yine sırrı göstergeleri arkadaşlar. Jüpiter 12 derece boğada, Uranüs'te de 12 derece balıkta. İşte 12 imam teorisini bana burada şeyi gösteriyor arkadaşlar. Yani bu bana ilginç geldi. Burada acaba bu kişi 12 imamla mı? Jüpiter inanç grubudur. Bakın Jüpiter. de şunu anlatır arkadaşlar. Uranüs farklı gruplar içerisinde olmayı. Bu da şunu gösteriyor. Nasıl ki mesela Katolizm, mesela Hristiyanlıkta Katolikler var. Bakın bir grup. Uranüs gruplar. Katolikler var. Protestanlar, Ortodokslar. Ee, İslam dininde de Şii, Sünni falan. Geçtim. Sünnilik içerisinde mesela İsmail Ağa cemaati var. Süleymancılar var. osvarbus var, Bakın Uranüs bu anlamda gruplar. Şimdi bu Yezid bir grup. Ee, Hazreti Ali ve Hüseyin bir grup. İşte o yüzden 12 burada. Balık da bu arada o balık burcu neydi? Kayıplardı. Kurban olanlar ve o nedenle Uranüs'ün 12 derecesi de bunu destekleyici bir bilgi. Ama burada tahminim şu arkadaşlar. Ay falan hep 3. evde kesinlikle akraba yakın çevre kök, e, bunlar kurban olmuş olabilir. Yani belki Timur kendisi o 12 imamla bağlantılı da olmayabilir. Ataları ile ilgili bir bağlantı. Çünkü ayı da 3. evde. 3. ev kardeşler. Şimdi 12 imam ne? O onun soyu devam ediyor. Kardeşler yakın çevre akrabalar. Evet, haritasında belirli bir gördüm. Şimdi arkadaşlar, size çok sıra dışı bir bilgi göstereceğim. Timur'un astrokartografi haritası. Şuradan da kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın, gördüğünüz gibi haritası. E, güneş 20 derece, ay 23 derece, yükselen 4 derece. oğlak bir bakalım Bağdat ve Kerbela'dan ne geçiyor acaba? Şimdi değerli dostlar, bakın. İşte üç boyutlu az sorucu diye kastettiğim bu. Bakar mısınız? Kerbera ve Bağdat'tan Pluto ve Kuzey Aydın'ı meyce uyacaksı geçiyor. Yani burası tarihe not düşmüş zaten. 3 derece değil. Kuzey düğümü arkadaşlar üç, derece, üç sayısı olmasına bile gerek yok. Mesela 13 de olabilir ama kendisi 3 sayısındaysa aynı Cengiz Han gibi. Onunla Kuzey Aydın 3 derece aslandı ataları ile ilgili bir tarihe not düşürmüş, bir kayda geçirmiş. Ondan dolayı bunlar yaşanıyor. Bakın burada Pluto Dağı cedi. ve 3 sayısı Kerbela ve Bağdat'tan geçiyor. Başka bir veri daha var arkadaşlar. Paran, gezegen paranlarının karmik etkilerini son anladım. İlk başta emin değildim. Bakın Kuzey Aydın'ı Neptün paran güçü. görüyor musunuz? Bağdat-Kerbela arasında. Neptün e, kurban olma enerjisi, Kuzey düğümü yine zaman, zamanla ilgili kayıt ve atalar. Ve burada bir de arkadaşlar, Güneş, Pluto, Paranatlı geçiyor. Burada önemli soylu insanların ölümünü anlatıyor. Lilith, yükselen kavuşumu da, bu karanlık enerji arkadaşlar, bir karanlık durumda kavuşuyor. Ama tabii ki Timur'un kendi yaptığı da karanlık bir şey. Sonuçta o da bir şeyin intikamıyla, aslında intikam da karanlık bir enerji. Tabii bu bizim burada yaptığımız tarihi incelemek arkadaşlar. Evet Timur'un bu şeyini inceledik arkadaşlar. Aslı kartografideki sıra dışı Pluto ve Kuzey Aydın'ı ığcı e attı ve 3 derecede ikisi. 2.58 diyor Kuzey Aydın'ı ama o 3 kabul ediyoruz. Evet bak tesadüf değil. Ayrıca tabi haritasında bir de arkadaşlar Neptün 16 derece oğlakta ama durağan. Bir şey durmuş. Tarihte durmuş. 16 sayısı yani 7. Adalet adaletsizlikten dolayı atalarını yaşadı. Oğlak'ta. Bu arada Neptün Oğlak jenerasyonu hep görürüm arkadaşlar. Geçmişte bir, bir otorite figürleri ama kaybı uğramışlar. Burada da kendi ve soyunun yaşadığı kaybı görüyoruz değerli dostlar. Şimdi evet buradan başka bir şey var mı? Ona bakıyorum. Bakın arkadaşlar. Bir şey yapacağım. Gelin bir Kerbela olayının olduğu tarihe gidelim. Gerçekten Timur'un Kerbela olayla bağlantısı olabilir mi? Ne zaman olmuştu bu? 13 Ekim 680. Bakın e, o sırada Timur doğmamış. İşte astrolojiyi böyle kullanacağız arkadaşlar. Tarihte geriye gideceğiz. Evet olaya bakar mısınız değerli dostlar? Bakın o kadar çok gösterge var ki ilk dikkatimi çekeni söyleyeyim. Progress ay. Progress Pluto tam kavuşmuş. 2 derece koçta. Bakın ay Pluto kavuşumu. Aile ve kökler ilgili. Ama koçta savaş enerjisi, yıkım, büyük bir yıkım. Bakın Pluto gibi etkide şu vardır arkadaşlar. Mesela bir kişi ölebilir ama etkisi dünyada ses getirir. Aa, mesela John F. Kennedy, ben astrokartografik kitabını yazdım. Mesela oğlunda Güneş Pluto Paranatlı geçiyor. Çünkü babası bir Amerika Devlet Başkanı, Güneş. Ama ölümü dünyada ses geliyor. Çünkü Amerikan Başkanı. Ama mesela kayıp Malezya uçağı. insanlar ölüyor. Hem dünyada büyük ses getiriyor hem de orada çok sayıda insan ölüyor. Ya da bir savaş oluyor. İkinci Dünya Savaşı. 60 milyon insan ölüyor. Bakın Pluto böyle bir etkidir. E Kerbeli olay nedir? Tarihte unutulmayan bir olay. Bazı insanlar sürekli yad ettiği, hatta kendilerine böyle kırbaçlayan şeyler var. Şeyi, e, görüyorum böyle yad ettiği bir olay. Şimdi arkadaşlar ay Pluto kavuşumu gördük ve bu ay ve Pluto ayrıca progres ay ve Pluto kuzey ay düğümüyle kavuşuyor. Yani burada sistem diyor ki aile öldürüldü ama gelecekte bunun karması çünkü kuzey ay düğümüne gelecek olacak. Kollektife giriyor sistem. Ay zaten bilinçaltıydı bakın ay düğümü bunun daha çok kayıt şeklinde tutulmuş haldir çoklu yaşamlarda. Çünkü ay düğümlerimiz bizim geçmiş, bugün ve geleceğimizi kapsıyor. Bütün her şey bizim kayıt edildiği alan. İşte görüyor musunuz arkadaşlar? O yüzden Timur ortaya çıkıyor. Ama Timur 12 imam mıdır? Hazreti Hüseyin olabilir mi? Ben oraya girmeyeceğim arkadaşlar. Yani önemli olan değil ki. Burada önemli olan bilginin kendisi. Olabilir de olmayı. Belki onlarla soy bağı da yoktur. Ee, kolektiften etkilenmiştir, duymuştur, ailesi anlatmıştır. Yani kolektifin bilinçaltından etkilenmiştir. Ee, orada da daha çok Ay, Neptün, Balık Burcu, Yengeç bunların etkisi var. Ya, o da olabilir yani. Ya burada yüzde yüz bir şey kanıtlayamayız arkadaşlar. Ama biz burada sağlam verilerle şey yapıyoruz. Bakın Kerbela'ya gidiyoruz. Seneye 680 solar return haritaya bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Solar return haritada, bakın Kerbela olayın olduğu tarihte solar return haritada 3. eve gelmiş arkadaşlar. 3. eve gelmiş ve balık burcunda. Ama solar return yükselen 17 balık, 17 ölümle ilgili konular balık burcu bir şeyden dolayı kurban olma ama ölümsüzlük. İşte bu olayın, ölüm olayının ölümsüzleşmesi. Solar return haritada bakın MC ığcı da 22 derecede. Uranüs'ün etki burada gruplar arası çatışmayı gösteriyor ve olayın şok edici boyutunu Uranüs'ün e, derecenin etkisini sürekli anlatıyorum. Bu olayla ilgili şok edici bir durum ve Mars'ta ÖC'ye gelmiş arkadaşlar. Yani aile ve kökle ilgili yaşanan acı olay. Burada üçüncü ev bakın Pluto, Venüs. Pluto var burada. Demek ki kendisi diyelim ki Hazreti Ali'nin soyundaysa o kardeşleri veya akrabaları. Eğer ki bilemeyiz ben kalkıp buradan e, işte o ki e, Timur Hazreti şudur budur. Ben yani bunları kanıtlaması zor arkadaşlar. O kadar şeye gerek yok. Bizim amacımız burada başka bir şey. Geldik arkadaşlar. Bakar mısınız? Pluto 17 derecede. Ve solar return yükselene kare 17 sayısı ölüm mevzusu ancak bu olayın ölümsüzleşmesi işte görüyor musunuz? Neden bu olayla bağlantısı olabilir? Neden Kerbela olayıyla kolektif karmadan bir etkileşim olabilir? Bu çok çok ama çok net bir bilgi arkadaşlar. Ancak bakın 17 yükselene kare ölüm teması ve balık gelmesi kurban. Balık yükselen. Uranüs ay üçgeni var arkadaşlar. 6 sayısı. Tabii ki bu gelecekte de bu olaydan sonra hani bir karma da gelecekte bu aile ilgili bu tür üçgenler bir şekilde kolektif karma sisteme işleniyor arkadaşlar. Çünkü ay bilinçaltı. Uranüs. Ha Uranüs farklı ırklar. Demek ki başka bir ırktan geleceğinin göstergesi de olabilir. Geldik. Jüpiter 21 derece arkadaşlar. Oğlak'ta ve 11. evde. Hem Neptün'de 11, Jüpiter'de 11. Gruplar arasında. ama burada bir kurban olma. Bir yezit taraftarı, bir başka taraftarı. Ve Jüpiter inançları nedeniyle kurban olma 21 derecede ama orada gücünü de kaybetme. Yani kendileri bir inanç figürü, ama ayrıca yöneticiler, o yüzden burada demek ki güçle ilgili bir durum da var. Yani o Hazreti Ali'nin halifelik şeyini devam ettirmek. Burada bir güç çatışması da var maalesef arkadaşlar. Ee, bir güç çatışması etkisini de e, görüyoruz. Ee, onun dışında burada arkadaşlar yine e, dikkat çekici şeylerden bir Satürn tabii yengeç döneminde. Ee, yani yengeçle ilgili Satürn. E, yengeç de rahat etmez. Demek ki bir soyla ilgili bir zorlayıcı e, ya da burada şöyle diyebiliriz. Bir aile ve soyla ilgili acımasız etkileri. Yani çok fazla mesela benim babamdan nazik etkileri vardı. Satürn yengeçte çıkabiliyor. Ya kendileri geçmişte bir acımasızlık yapmış ya da acımasız durumla karşılaşmış insan. Mesela Yahudisiniz e, soyunuza karşı kötü bir şey yapılmış. E, resmen yok edilmeye çalışılmış Satürn yengeç gelebiliyor arkadaşlar. Yani bu anlamda Satürn Yengeç e, böyle bir etki görebiliyoruz. Evet, bakın gördünüz mü arkadaşlar? Solar Return haritada bize e, Timur'un nasıl Kerbela olayla bağlantılı olabileceğini gösteriyor. E, bu arada şöyle bir şey var. Bağdat Seferi yapıyor. 12 Eylül 1393'te. Timur Yezid'in mezana 1400'lerde gidiyor arkadaşlar. Bir onların progresi ve şeyine de bir bakalım. Çok uzatmamaya çalışacağım videoyu. Ama arkadaşlar burada her şey değerli. Ya yani çok yoğun bir dikkat ederseniz bir bilgi şeyi var. Yani söyleyeceğim bunlar sonuçta tarihi bir not düşüyoruz. 3 derece etkisi. O nedenle de e, şey Bağdat Seferi 1393. Bakalım 1393'te ne olmuş? Bakın gördüğünüz gibi Solar lütöründeki 22 gelmiş MCIC. Ee, bu arada şurada solar return'ı şeyi unuttum arkadaşlar. Mars'ta 21 derece. Yani ee, çatışma, şey nedeniyle kurban olma. Bakın 22 dereceye gelmiş. Şey çok benziyor, dikkat ettiniz mi? Ee, o tarihteki solar Kerbela'nın solar return haritasına çok benziyor. Aks noktaları. Sadece şu o 17 değil 16 olmuş. MC, IC aynı. Lili Tepe'ye gelmiş. Burada bir karanlık enerji var arkadaşlar. Ya da şöyle geçmişin karanlığı ile ilgili e, bir e, bir nevi hesaplaşma. Progresay ay 10, 29 dereceye gelmiş. Koç'ta artık o güç, enerji açığa çıkıyor. E, buradaki e, veriler böyle. Bir de solar return'a bakalım. Bağdat seferini yaptığı. Neler varmış solar return'de? Bin... 393. Peki neden Bağdat diyorsunuz? Arkadaşlar Kerbela, Bağdat arası çok yakındır. Ama sonradan Kerbela daha çok Şiilerin güçlü olduğu bir yer. O nedenle genelde Bağdat'ta Sünni olarak adlandırılıyor. Yani o dönemlerde. Demek ki sürekli bir Bağdat'a böyle bir durum oluyor. Yani Hülagü'den sonra. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Bağdat'a bu şeyi yaptığı dönemde bakın solar tön yükselen Terazi ve Satürn de kavuşumda. Yani sanki burada bir e, adalet şeyi var. Sanki bir adaleti şey yapmış, sağlamış ve Jüpiter ve Kuzey Ay Düğümü de balıkta. Bakın Jüpiter ve Kuzey Ay Düğümü balık. Kurban edilmişlerin bir nevi adaleti. Arkadaşlar Jüpiter gördüğünüz gibi 8 derecede ölüm ama ölümsüzlük yeniden doğum. Ha bir şeyi Jüpiter o yüzden burada e, kurban edilen açısından güçlü olduğu zaman bu bir nevi dengeyi sağlamış yani ilahi adalet gibi düşünebiliriz. Zaten balık burcu ve terazi antisyalar birbirinin aynısıdır arkadaşlar. Yani birbirinin antisyasıdır. Geldik Mars'a bakar mısınız arkadaşlar? Tepe noktasında yengeçte 17 derece ölüm temaları ama ölümsüzlük ama işte Timur da burada çok fazla insana e, yani bu bir kolektif karma olsa da e, yani çok sert bir şey de var yani Timur'un arkadaşlar. Tabii ki mesela bazen diyebilirsiniz ya o Kerbela'da da olmuş. Onlar da çok kötü yapmış. Doğrudur ama olay geçmiş arkadaşlar. Yani Timur da düşünün e, yüz binlerce insanın kafasını kestirmiş. Yani mesela siz diyelim ki e, şey değilsiniz, ee, yazı taraftar değilsiniz. Ama o savaş sırasında siz de kim diye gidebiliyorsunuz? Ya o yüzden hani burada mesela Timur, oh ne güzel, bazıları şöyle düşünebilir. Zaten onlar hak etmişti, intikamını aldı, falan düşünebilir. Ama bu gerçekten fazlasıyla e, sert yani Timur, bu arada e, arkadaşlar gerçekten çok güçlü bir komutan. Yani Cengizhan düzeyinde, bakın bunu hiç abartmıyorum yani ben tabii ki yarıştırmam. Cengiz Han mı şeydir, Timur mu? Ama müthiş bir deha. Çok iyi satranç oynar. Ve etrafında, bakın Cengiz Han'a göre bir avantajı Timur'un olur. Cengiz Han daha farklı bir şey var. Etrafında müthiş bilgili insanlar vardı Timur'un. Yani öyle bir insanlar, içinde astronomu, farklı inançtan insanlar dehşet yani. işte 27 derece güneşi. Hem farklı inançları bilen, hem farklı bilgileri ağaç. Müthiş bir deha yani zeka. Evet. Şimdi Solar Return'den bu bilgiyi aldık arkadaşlar. Geldik. Ekim 1400'lerde Yezid'in mezarına açtırıyor duruyor. Ee, tabii daha detaylı inceleriz arkadaşlar. Video çok uzayacak. Yani yapmak istemiyorum. Ben de yoruluyorum açıkçası. Sizler de yoruluyorsunuz. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi Yezid'in mezarına bu hareketi yapmasının sebebi bakın Şiron geçmişle ilgili acı ve travmalar Kuzey Ay düğümü zaman bakın geçmişten gelen hepsi balıkta ve progres yükselende balıkta tam kavuşmuş. Bu geçmişten gelen ve progres güneşte 29 derecede artık enerji açığa çıkıyor. Yani bütün kimi ve şeyini açığa çıkarıyor. Tesadüf değil işte arkadaşlar. Ve bu arada e, Progres Jüpiter'de bakın yine inançlar derecesi 27 derece Pina Edim'in üçgen. Gördünüz mü? Yani bu e, bu etki açıkçası Timur'un gerçekten de e, şey etkisini anlatıyor arkadaşlar geçmişten. E, Kerbela olayıyla ilgili kolektif karma etkisini anlatıyor. Şam'a yakın bir bölgedeymiş herhalde bu. Şurada Damaskus diyelim. Şam Damaskus olarak geçiyor ve 1400. Bakalım solar return haritasını. Ee, solar return haritasında arkadaşlar yükselen yengeç tam DSC'de arkadaşlar. Şama yakın bir bölge bu yüzden yakın dereceler. Bakın ya 1 2 derece sapar. Aha tam DSC'de. Demek ki ataları ile ilgili bir durum, kökleri ile ilgili bir durum. Tepe noktası da Biraz daha Şam'ın doğusundaysa bu 19 derece olabilir. 19 liderlik, soyluluk ve balık burcu. E, de. Bir de ay, kuzey ay düğümü kavuşum var bu sefer arkadaşlar. Yine geçmişte kökleri ve atarı ile ilgili bir adaletin tecelli etmesi. Şimdi başka bir şey daha. Ay 27 derecede. Tamam güneşe karşı ama tepe noktasıyla kavuşuyor. Solar return ay. Terazi burcunda ve tepe noktasıyla kavuşuyor. Geçmişle ilgili köklerinden gelen bir durum. Bir de natal haritasında arkadaşlar, e, yükseleni 4 derece burası yengeç etkisi de verir. 4 halifeden dolayı Hazreti Ali bağlantısında verebilir. 4. halife anlamında. E, bir de yengeç burcu toprakları da anlatır. Vatan, farklı vatan toprakları falan. Ama kendi haritasında yükselen Plüto ve Kuzey Aydın karesi var bu da açıkçası seviyesi gibi ay düğümleri ve politik 3 derece de iyiydi. Ya bu tarihe geçmiş bir hav, olay ve yükselen kare. Bu arada yükselen politik karesi de acımasız büyük bir yıkım yaşamış ama bu kendi kişiliğinde de yıkıcı bir güç acımasız etkisi veriyor arkadaşlar. Şimdi geldik paran raporuna. Arkadaşlar şurada ben paran tekniğine bazı özel şeyleri söyleyeceğim. Öncelikle burada ay düğümlerine bakacağız. Çünkü bu atalarından gelen bir şey. Şu ay düğümlerinde çok ilginç deriler gördüm arkadaşlar. Bakın şurada ay düğümlerinde true node Sirius da paran yapıyor. Sirius yıldızı zaten hani ölümsüzlük bakın ölümsüzlük etkisi veriyor. Şunu tekrar okuyalım. Ee, bir de Bernadette Bridden tabii nasıl yazmış. Yani o ay düğümü kendince yorumlamış ama ben sembolik olarak yorumluyorum. Ee, Sirius yıldızı ee, ölümsüzlük etkisi ama bakın şurada Bernadette bir bir sözü var. Küçük kişisel eylemleri büyük kutsal anlarla ilişkilendirmeye, günlük yaşamın dünyevi eylemlerinde kutsalı bulmaya çalışırken kişisel düzeyde mücadele eder ve bu süreçte işte birey daha büyük ifadeye kurban edilebilir. Terbelo olay işte Sirius etkisi. Bakın, Ay, düğümleri 3 derece hafıza dedim. Neydi? Daha büyük bir şey kurban ediliyor. Çünkü daha kutsal çünkü orada Hazreti Hüseyin yaptı. Daha büyük bir kutsal bir şey için kendi canını ve ailesini orada çevredeki insanların canını şey yapıyor. Bu da bakın kayda giriyor. Nerede? Timur'un haritasında. Zaten Kuzey Aydüğüm 3'tü. Ayrıca Aydüğüm'ü Sirius yapıyor. Sirius'un bu anlamdaki bir etkisi de daha büyük bir şeye kurban olmakla da alakalı. Kuzey Aydüğüm'ünü nasıl yorumlamış burada? Aa, gezgin hem yerler hem de fikirleri keşfetmeye yönelen kişi kabul edilmiş sınırları zorlayan kişi bir girişim duyulur. Evet. Bu da fena değil. Şimdi geldik arkadaşlar. Başka bir şeye. Yine ay düğümleri Zosma yıldızıyla paran yapıyor. Kurban olma. Şimdi 3 derece hafıza dedik. Kuzey ay düğümü koştu dedik. Ve Şimdi ay düğümlerinin neydi? Geçmiş, gelecek, bugün. Hepsinin içine girdiği... ...akaşık kaydı, öyle düşünün. Hafıza ve üç sayısı. Bakın burada bir de Zosma var. Geçmişle ilgili kurban olma etkisi. Geldik arkadaşlar... ...Nadir noktasına. Bakın, Nadir noktasında... ...Vega var, Kanopus var. Vega, sanki başka bir dünyadan... görünmek gibi büyüleyici... Şimdi i̇şte bunları da bir inceleyelim. Turu notlar o yüzden baktım arkadaşlar. Çünkü turu notlarında zaman etkisi var. Şimdi bir Vega'ya bakalım. Bir de Canopus'a bakalım. Demek ki hani aile ve köklerinde bu arada Vega, Tomal arkadaşlar dünya dışı varlıkları veya böyle kutsiyet atfettiğimiz var ya onlar da çok çıkıyor. Sanki başka bir dünyadan değmiş gibi. Sihir büyü diyor. Bir gezegende paran olduğunda sanatsal, spiritüel olarak kullanılabilecek yaratıcı, gizemli bir beceri veya negatif alan bir aldatma aracı olması sembolize eder. Varlık, karizma ve diğer dünyanın dokunduğu izlenimi. Mesela Hazreti Ali ve sayı diğer dünyadan gelmiş gibi sanki. Onlar peygamber ve sayı ailesi oradan. İşte sembolik hava olarak böyle de düşünebilirsiniz. Ee, Kuzey Ay düğümü yapmıştı. Hayalperest, mucit belirli bir gelecek vizyonuyla bağlantılı veya ona bağlı olan kişi Muhteşem bir etkinlik düzenleniyor. Evet, böyle bir tanımlama yapmış. Ama o, o yüzden ben diyorum arkadaşlar, sembolik yorumu. Burada ay düğümü neydi? Kişinin zaman kapısı ve o zaman yolculuğunda gideceği şey. Burada bir hayali var. Timur'un. Şimdi atarıyla geçmişle ilgili bir şey olmuş bunlar. Peygamber ve soyu gözüküyor. Kutsal. Başka bir dünyadan değmiş gibi. Ve burada kendisinde o yüzden yüce hayalleri... Bu arada Vega böyle bir şey de veriyor. Karizmatik etki de veriyor. Kanopus dominant bir lider arkadaşlar. Dominetmekle de alakalı. Ayrıca gemilerle ilgili de alakası var. Hüseyin Aydın'ı Kanopus'ta hayati bir mücadele olarak yaşamak, daha az ayak basılanı seçmek, hayallerin peşinde gitmek için zorlukları kabul etme istekli olmak. Mevcut düzen ağır bir el uzanır. Muhteşem. Zaten Timur demir demek arkadaşlar. Ağır bir el deyince aklımıza ne gelir? Demir yumruk. Muazzam. Tam Timur'a da uymuş. Şimdi arkadaşlar geldik. Timur'un bakın helakal yükselen yıldızı Formal Hout. Formal karizma. Ve sanki o da Vega gibi. Karizmatik etkisi başka bir dünyadan değmiş gibi ama negatif anlamda kibir tarafından yok edilmek fazla kibir, fazla şey. Peki Denebola neydi? Yine videomu izlediyseniz arkadaşlar sembolik yorumda kişinin haritasında geçmişte böyle Uranüs'yen olayla bir durumlar, bu bir devrim olabilir. Ya Uranüs'yen olanı Kerbela. Şu i̇nsanları şok eden bir gruplar arasındaki çatışmıştı i̇şte bu Uranüs'yen bir olay arkadaşlar. Herkesi şok eden olay. Bakın. El Batan Yıldız da Denebola. Geldik arkadaşlar burada çok fazla şey var. Bu tarihindeki ruhunun deneyimlediği birçok nokta. Bunları tek tek şey yapmayacağım arkadaşlar. Mesela burada dikkat çekici olanlardan birisi his, Ay, Pisces yıldızıyla. Pisces, acımasızlık. Aynıydı kökler. Bakın sembolik birleştirme. Aile ve köklerin yaşamış olduğu acımasızlık etkisi. Ee, burada işte Venüs, Algol, gerçekten bir kafa kesme olayları. Venüs bu arada onun güne aydümü ve tepe noktası yöneticisi. İşte buradan dolayı yani kendi aile ve şeylerinde bir kafa kesme ile ilgili bir durum var. Ama burada en dikkat çekici olan şu arkadaşlar. Neptün'ün nadir noktası. Nadir noktası hani bu arada geçmişten getirdiğimiz. Ama Neptün nedir? Jenerasyon gezegeni. Ya atalardan gelen kolektif etki ya da sizin yapacağınız kolektif etki. Menkar ve Algol, iki tane çok çok zor yıldız. Algol neydi arkadaşlar? Medusa'nın kesik başı. Menkar kolektif açık olmak. Kolektiften Adolf Hitler'de anlatmıştım Mars Menkar'la yapıyordu. Eski Yahudilerden yaşamış olduğu acı şiddetten dolayı. Ama burada Neptün kolektifte kurban olmayla alakalı. Çünkü Kerbela olayının en çok aklında kalan durum arkadaşlar birilerinin kurban edilmesi, şehit olarak anılması. Neptün'ün bu anlamda bir şehitlik etkisi de veriyor. Bakın arkadaşlar bu Bernadette Brady'den ben sabit yıldızlardan da çevirdim. Ama e, şöyle arkadaşlar burada sabit yıldızlardan bir kısmını çevirdim. E, Stars and Planet Combinations'dan da bir kısmını çevirdim. Şurada arkadaşlar ben Ela Kalbatan Yıldız demiş. şey var. Genelde şöyle söylüyorum. yorum yaparken de. Jenerasyon gezegenleri olan ya kolektiften eski zamanlardan gelen bir etkidir. Kolektiften gelen ve bilinç altından bilinç altı konu, bilinç dışı konularda men kar arkadaşlar. Bakın kendisi varsa sen hiç soy bağı yok. Hazreti Ali ve soyla. Kolektiften etkilenmiş ve algol kesik baş. Ayrıca algol feysiz gibi arkadaşlar bir canavarlıkla karşı karşıya kalmak. Sembolik anlamlarında o videomu tekrar izlemenizi öneririm arkadaşlar. Burada sıra dışı olan bir de nadir noktasında olması arkadaşlar. Nadir noktası daha da bilinçaltını tetikliyor. ICD gibi düşünün. Bakın çok benzer anlamda. Burada lower combination yani ICD noktasında yıldız. Gerçekten ee, sıra dışı. Tabii başka gezegenler de var. Mesela Venüs, Bitilcuize, Fatma'nın ele. Hazreti Fatma temasını buradan görüyoruz. Ee, güneşi, denep Adige ile bu Şaman'ın yıldızı arkadaşlar. Ee, başka böyle dikkat çekici var mı? Neyse yok. Uzun bir video oldu biliyorum arkadaşlar. Ama benim için de çok sıra dışı bir tecrübe bir bilgi oldu. Hani ben önce Moğollar Kerbela bağlantısını bulmuştum. Ama oradan bir arkadaşımız çok teşekkür ediyorum. Timur'u incelediniz mi diye sormuştum. Doğum zamanı yani yüz yüz emin olamayız arkadaşlar. Ama bu doğum haritası doğruysa çünkü astro.com ve astro e, tem iki sitede de aynı geçiyor. Bu arada Timur neden doğru olabilir? etraf astrolog doluydu arkadaşlar. Anladınız mı? O yüzden Timur'un doğum haritası şu veriler muazzam derecede tutarlı çıkıyor. Yani rektifikasyon nedir sözün işte benim şurada bütün anlattığım bilgiler. Onun yani astrokartografi haritasında Pluto ve ay düğümleri mecajacaksı. Doğrudan hayat hedefi o Bağdat ve Kerbela'yı yapmak şaka gibi arkadaşlar. İnanılmaz. Yani ben burada elimden gelince objektif anlattım arkadaşlar. Sizlerde belki benim gözümden kaçan şeyler vardır. Ve bu bize tarihi tekrar yorumlamak üzere muazzam bir bilgi veriyor. Tarihte bazı anlayamadığımız şeyler işte astrolojiyi kullanarak anlayabiliriz arkadaşlar. Benim niyetlerimden birisi de tarihi bu anlamda astroloji kullanarak yeniden yazmak. Yani istediğiniz kadar tarihi kayıtlar bak onlar da lazım. Evet o ona mektupları okuyalım. Ama orada asıl içsel şeyi bilgileri bizim göremediğimiz, anlayamadığımız bilgileri astrolojiyle anlayabiliriz. Bugünlük videomuz bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.